İyi akşamlar sevgili seyirciler. TV 8.5 ekranlarından herkese merhaba. Bugün Mini Futbol Türkiye Şampiyonası'nın çeyrek final heyecanıyla sizlerle birlikteyiz. YK Outdoor ve Dark Blue Energy Drink bu heyecanın ilk mücadelesindeki takımlar olacak. Buraya gelene kadar iki takım da gayet güzel performans sergilediler. İki güçlü ekibin mücadelesi bakalım nasıl sonlanacak? Çeyrek finale çıkan ilk takım hangisi olacak? Santra noktasında YK Outdoor var. Efe Yıldız'ın vuruşuyla mücadele başlayacak. O düdük geldi ve mücadele başladı. Utkan. Bahadır. Utkan tekrar. Utkan kaptı ve gol pozisyonu. Emre'nin vuruşunda savunma hatasında Emre kademeye giriyor. Vuruşunda toplu şöyle gidiyor. Bahadır 8 kardeşler. Yasin tek top oynadı. Emre'nin baskısı. Yasin de tekrar top. Bahadır tekrar. Utkan. Efe ve Berk'in ikili sıkıştırması sonuç verdi. Berk Özçiçek topu aldı. Berk'in pası Efe tekrar. Bahadır'ın baskısı. Utkan şimdi Traore sekti top. Gol pozisyonu Efe'nin vuruşu top ağlara gidiyor. Perde erken açıldı. Efe Yıldız attı. YK Outdoor 1-0 önde. YK Outdoor'un maestrosu 10 numaralı formasıyla Efe 10 numara bir gol atıyor. Tek vuruşla takımını 1-0 öne geçiriyor. Gol Efe Yıldız. Bahadır. Mehmet göz kontrol etti. Yasin. Çizgide mücadele. İbrahim Traore. Utkan. Utkan çok güzel sıyrıldı. Şimdi Yasin. İbrahim Traore. Traore top hala onda. Utkan. Yasin sol tarafta kendini gösterdi. Şimdi pas Yasin'e. Yasin. Yasin'in ortası sekti savunmadan. Boşta kalan topta. Kaleci Erptekin. Şimdi Berk. Ferman Ayıldız parası çok güzel. Emre karşı karşıya Emre'nin vuruşunda top dışarıya gidiyor. Emre Yıldız. Düzeltiyorum. Emre Kaya topla buluşan isim. Efe Yıldız. Şimdi Emre Kaya. Emre ve Traore mücadelesi pas çok güzel. Berk bıraktı. Ferman topun gelişine. Ferman toplu şöreye gidiyor. Ferman Ayıldız savunmadan hata destek verdi ama vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. Utkan Göçgen. Efe'nin baskısı. Berk de geldi baskıya o noktada. Samuel Adeyemi. Uzun oynadı. Mehmet Emin Duman kontrol etti ama sonrasındaki hareketi hakem faul düdüğünü çalıyor. Ferman doğrudan kale seker dobalara gidiyor. Emre Kaya dokunuşu yaptı. YK Outdoor'da bir serbest vuruş organizasyonu. Az önce sürpriz şutlar yapan Ferman'dan bahsetmiştim. O ikili sürpriz şut serbest vuruştan geldi. Kadir uzaklardan yokladı kaleyi ama şutu etkili değil. Hızlı atak şansı Yasin Küçük vuruşu son anda kaleci Alptekin Akkuş. Hızlı gelişen atakta farkı bir indirme şansıydı Dark Blue Enerji için. Ama kaleci Alptekin başarılı YK Outdoor'da. Batuhan çevirdi. Kaleci çıktı. Uzaklaştırdı topu. Samuel Adeyemi. Dark Blue Enerji'de Samuel Adeyemi bugün ilk maçında sahada. Gol pozisyonu. Vuruş Efe Yıldız'dan geliyor ama Samuel Adeyemi kalesini gole kapatmayı başarıyor. Batuhan Uysal köşe noktasında. Efe Yıldız. Ferman tek top oynama düşüncesi hatalı bir pas. Vuruş kaleci Alptekin. Net bir gol pozisyonuydu. Ama Alptekin Akkuş kalesini gole kapatmayı başardı. Şimdi savunmadan hücuma destek veren Ferman Ayıldız sağ kanattan hata sürükledi. Mevki taşı Dark Blue Enerji'nin savunmadaki bel kemiği Bahadır 8 kardeşler onu iyi savunuyor. Korner kullanıldı. Vuruş topağlara gidiyor. Gol. Batuhan Uysal. Oyuna sonradan girdi. Farkı 3'e çıkarttı. Gol Batuhan'dan geliyor.
Geyik Outdoor ikinci golde olduğu gibi üçüncü golde de bir duran top organizasyonuyla golü buluyor. İbrahim Budak. Batuhan tek top oynadı. Şimdi Efe Yıldız. İbrahim Sök de aldı ondan. Köşe vuruşunu kullanacak. Dark Blue Energy Drink hemen kullanıldı. Berat Ramazan şut pozisyonu. Berat asfaltta top dışarıya gidiyor. İlk yarıda son 9 dakikaya girilirken Berat da kaleyi yokladı. Dark Blue Energy Drink. Batuhan Uysal. Ferman Ayıldız. Efe Yıldız. Batuhan Uysal ters noktada. İbrahim el oynama itirazları var. Oyun devam ediyor. Muammer Sancak'la Utkan'ı görebilir. Muammer'in vuruşu. Top dışarıya gidiyor Utkan. Boş noktada boştu. Neden bana atmadın dercesine bir vücut dili Utkan'dan. Muammer kendi kullanmayı tercih etti ama top ağlara gitmedi. Bu arada savunmada riskli hareketler. Kaleci Alptekin topun sahibi. İbrahim Budak şimdi. Kaptırdı İbrahim. Berat. Berat'tan bir çalım. Berat'tan ikinci deneme. İkili sıkıştırma geldi o noktada. Ferman Ayıldız ve Berk'ten Berat sıyrılmaya devam ediyor. Batuhan Uysal'dan sert bir hareket ve sarı kart çıkıyor Batuhan Uysal'a. İlk yarının son düdüğü her an gelebilir. Berat. Muammer Sancak İbrahim kademeye girdi. Efe Yıldız şimdi. Efe sıyrıldı ilk pozisyonda. Efe'nin vuruşu. O da yanağları nişanladı. İlk yarıda son düdük geliyor değerli futbol severler. TV 8.5 ekranlarında Baraton Sportsphere Milli Futbol Türkiye'de Türkiye'nin en büyük halı saha şampiyonasında çeyrek finalin ilk maçının ilk yarısı tamamlandı. YK Outdoor güzel bir oyunla 3 tane gol buldu ilk yarıda. Kaleci Ertekin Akkuş kalesini gole kapatmayı başardı. Dark Blue Energy Drink'i net pozisyonlarında ve soyunma odasına YK Outdoor 3-0'lık üstünlükle geliyor. Çeyrek final heyecanı devam ediyor. Dark Blue Energy Drink ve YK Outdoor arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Şimdi hızlı başladı. Berat'ın vuruşunda savunmadan dönüyor top. Kadir Çolak. Muammer Sancaklı kafayı vurdu, kısa düştü. Yasin Küçük. Yasin harika döndü. Ferman son anda girdi kademeye. Şimdi Utkan. Yasin. Utkan tekrar. Kademede Batuhan Uysal var ve kale vuruşunu kullanacak. Alptekin Akkuş ilk yarıda çok iyi bir görüntü çizdi Alptekin. Muammer Sancaklı. Tek top Yasin'den. Muammer topla buluştu Muammer. Yasin girdi tekrar kademeye. O noktada araya giren Yasin. Son müdahale. Dark Blue Enerji'den diyor hakem Selim Atalay. Ve kale vuruşuyla başladı oyun. Berk çok klas döndü. Berk yerde kaldı. Selim Atalay serbest vuruşu veriyor. Yasin. Muammer tekrar. Ters noktada Utkan var. Pas Utkan'a. Utkan kontrol etti. Batuhan Uysal o noktada karşıladı onu. Şimdi Berat. Yasin Küçük. Yasin Berat dönebilecek mi? Berat'ın vuruşu Alptekin son anda. Berk Özçiçek. Kaleye giden topta. Top kaleye gitmeden uzaklaştırıyor. Berk korner kullanıldı şimdi. Bahadır 8 kardeşlerden Yasin Küçük'e. Yasin sıyrılabilecek mi? Yasin kaptırdı. Efe'nin baskısı sonuç verdi. Ferman Ayıldız. Ferman'ın pası. Berk Özçiçek. Sol ayak vuruş kaleci Samuel Adeyemi ve korner. Kullanıldı köşe vuruşu Ferman. Müsait pozisyonda topla buluştu ama top kaleyi bulmadı. Muammer Sancaklı. Utkan. Yasin Küçük. Utkan Gökçen. Yasin Utkan'ı pası. Gol pozisyonu. Top dışarıya gidiyor Utkan Gökçen. Yasin ve Utkan'ın ikilisiyle gol aradı. Dark Blue Energy Drink ama Utkan da gole çok yaklaşmıştı.
Farkı 2'ye indirme şansıydı Dark Blue Enerji için ama sorun çıkmadı. Efe bu arada çok klas döndü. Efe yerde kaldı. Selim Atalay faul işaret ediyor. Berat bıraktı. Yasin'in plasesi top direkten dışarıya gidiyor. Yasin Küçük. Yasin iyi bir vuruş geldi ondan. Ama topa alarla buluşmadı. Efe Yıldız çaprazdan vuruyor. Kaleci Samuel Adem'i bir anda elinden kaçırdı. Utkan top aldı ama Emre sonrasında araya giriyor. Hakem Selim Atalay faul tespit ediyor. İki outdoor'da Efe Yıldız çıkıyor. 56 numaralı formasıyla Berk Özçiçek oyunda. Berk'in vuruşu muhteşem bir gol geliyor Berk'ten. Berk oyuna girdi ayağının tozuyla. Öyle sert vurdu ki savunmadaki bir anda pozisyon hatası yapan Dark Blue Energy Drink kalesinde dördüncü golü görüyor. Gol Berk'ten geliyor. Oyun tekrar başladı. Yasin. Yasin yerde kaldı. Emre'nin müdahalesiyle. İşaret geldi. Mehmet Emin geriye doğru oynadı. Berat ayarın dışıyla kaleci Erttekin boşta kalan top. Savunmada. Evet. Yanlış görmediysem hakem Selim Atalay beyaz noktaya gidiyor. İşaret geldi. Bahadır'ın vuruşu kaleci Erttekin dönen topu ağlara gidiyor. Mehmet Emin duman topu ağlara gönderiyor. Şimdi fark 3'e indi. Gol Mehmet Emin Duman'dan geliyor. TV 8.5 ekranlarında Mini Futbol Türkiye'de çeyrek final heyecanı devam ediyor. İki outdoor'la Dark Blue Enerji karşı karşıya geliyor. İki outdoor'un üstünlüğü devam ediyor. Skor 4-1. Bitime 13 dakika kala. Yasin. Yasin'in vuruşu fermandan sekiyor ve korner. Kullanıldı korner. O noktada Artekin uzaklaştırıyor. Yasin'in vuruşu savunmada Kadir Çolak kademeye giriyor. Ve Dark Blue Enerji bir köşe vuruşu daha kullanacak. Kullanıldı köşe vuruşu. Boşta kalan top gol pozisyonu kaleci Artekin. Dönen topta Utkan vuramıyor. Şimdi ters tarafta Emre Kaya. Emre'nin vuruşu top dışarıya gidiyor Emre Kaya. Utkan. Berat Ramadan kontrol etti Berat. Kadir Çolak karşısında. Berat'ın vuruşu top direkten dışarıya gidiyor. Berat bugün çok denedi ama bir türlü fileleri bulamadı. Bu denemesinde de direğe takılıyor. Berat Ramadan. Ferman. Ferman Ayıldız. Emre Kaya. Uzak mesafe pas ve o şut karışımı bir vuruş geldi. Harika bir pasta orada. Batuhan Uysal'dan pozisyonun devamında top ağlara gitmedi. Berk Özçiçek. Emre Kaya. Yasin. Berat'ın pası tekrar Yasin. Berat gol pozisyonu. Berat'ın vuruşu top ağlara gidiyor. Bitime 5 dakika kala Berat şeytanın bacağını en sonunda kırıyor. Bu akşam çok denedi Berat. Dark Blue Enerji'nin 14 numarası bu pozisyonda topu ağlara göndermeyi başarıyor. Şimdi skor 4-2. 2'ye outdoor'un üstünlüğü devam ediyor. Yasin Küçük. Yasin çaprazdan vuruşu üstten dışarıya gidiyor. Şimdi Bahadır. Utkan. Utkan'ın vuruşu kaleci Erttekin. Dönen top savunma uzaklaştırdı. Ve bu arada gol pozisyonu var. Ferman'ın vuruşu kaleci Samuel Adem'i. İkinci pozisyon Ferman dışarıya attı. Top bir o kalede bir bu kalede. Bu dakikalarda tempo çok arttı mücadelede. Berat Ramadan. Şimdi Yasin. Yasin bıraktı. Muammer. Muammer Utkan gol pozisyonu. Utkan'ın vuruşu top dışarıya gidiyor. Utkan Gökçen. Mesela
Evet. Artı 4. 4 dakika kayıp zaman var bu mücadelede ve o süre başladı. Emre Kaya korner almayı başardı. Emre yerden kullandı. Boşta kaldı. Gol pozisyonu. Kaleci Samuel Adeyemi bu pozisyonda kalesini gole kapatmayı başardı. Şimdi Utkan Gökçen. Utkan'ın pası. Bahadır. Berat'ın vuruşu, kaleci Alptekin ve korner. Alptekin iyi bir görüntü çizmeye devam ediyor. Bu pozisyonda yine kalesini gole kapattı. Şimdi Berat uzaklardan vuruyor Alptekin. Yine harika bir kurtarış. Alptekin Akkuş takımın oyunda tutmaya devam ediyor. Muammer kullandı. Gol pozisyonu Bahadır. Boşta kaldı. Şimdi Ferman. Ferman Ayıldız. Emre Kaya. Muammer'in baskısı sonuç verdi. Yasin. Muammer Sancaklı. Muammer dönebilecek mi? Kadir ve Muammer mücadelesi. Kadir ayak koydu. Selim Atalay avantajı bırakmıştı. Sonrasında faul işaret ediyor. Sarı kart gören isim 2 yahut da orada Emre Kaya oluyor. Kullanıldı köşe vuruşu. Sonrasında kaptırılan top tekrar bastı ve sonucu aldı. Dark Blue Enerjilik. Berat'ın yerden vuruşu. Pas oldu. Muammer Sancak kaleci çıktı. Muammer sonra da çizgiden İbrahim Budak. İnanılmaz bir top çıkardı İbrahim. Çok çok kritik bir müdahale geliyor. Golü çıkartıyor İbrahim Budak. Berat Ramadan. Muammer Sancaklı ters tarafa Muammer ama hızlı bir top oldu bu Bahadır için. Uzatmaları da tamamlamak üzereyiz artık. Her an son düdük gelebilir. Hakem Selim Atalay'dan. Alptekin Akkuş kullandı kale vuruşunu. Utkan ara pası, Bahadır topla buluştu. Bahadır ayağından fazla açtı ama topun sahibi olmayı başardı Bahadır. Berat. Ters tarafta Utkan Gökçen. Berat sokuldu. Berat'ın vuruşu. Kadir Çolak. Savunmada bugün neredeyse sıfır hatayla oynadı diyebiliriz Kadir için. Bu pozisyonda da olası bir golü önlemiş oluyor Kadir. Kullanıldı korner. İkiye otor topun sahibi Emre gidiyor. Emre'nin vuruşu, kaleci Samuel Adeyemi. Ve Mini Futbol Türkiye'de çeyrek final biletini alan ilk takım ikiye otor oluyor değerli izleyenler. TV 8.5 ekranlarında Türkiye'nin en büyük halı saha şampiyonası heyecanı devam ediyor. İki otor çeyrek finalde. Öncelikle bizim burada Love TV'nin ardından 3. turnuvamız. Ve bu turnuvada ilk kez yarı finale yükselmeyi başardık. Bu turnuvayı düzenleyen, organize eden, bu dönemlerde bizi futbolla bulaştıran Mini Futbol ailesine ve bizim bu turnuvaya katılmamızı sağlayan 2E Outdoor ailesine öncelikle bir kez daha teşekkür ederiz. Yarı finale ulaştık ancak açıkçası bizim için buruk bir maç, buruk bir galibiyet, buruk bir yarı final oldu. Öncelikle rakip takımdan kaptanları Mehmet abiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kaşı yarıldı. Ve ardından bizim takımdan, bizim 3 turnuvada da yanımızda yer almış takımımızın yıldızı, her şeyi, 10 numarası Efe Yıldız kardeşimiz talihsiz bir sakatlık yaşadı maalesef. Onun yaşadığı sakatlık bizi oyundan birazcık da soğuttu. Galibiyeti de açıkçası tam anlamıyla keyifli bir şekilde yaşayamıyoruz. Buradan Efe'ye çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bizim yanımızda yer almaya devam eder. Yarı finale çıktık. Mutluyuz. Ancak dediğim gibi hem karşı takımdan hem de bizden yaşanan sakatlıklar bizi buruk bir galibiyete sevk etti. Tekrardan iki takıma da geçmiş olsun diliyorum. Karşı takıma da mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. İki takımın sakatlanan oyuncularına tekrardan geçmiş olsun diliyorum.